Ay, baksana yağmış. Perdeyi çektim, yeni gördüm. Anam yağmış. Canlarım Giresun'dan yurt içi yurt dışı herkese selamlar olsun. Selam gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Giresun bugün yağışlı. Serinlik süper. Allah'ım ne kadar güzel şu anki hava. Biliyor musunuz kışın yağmur yağdığında ben yağmur yani biraz şey oluyorum böyle kışın. Aslında çok fazla kışı sevenlerden değilim ben. Yazı sevenlerdenim. Ama yazında şu yağmur çok güzel oluyor. Hele şimdi bu köyde olacaksın. Fındık bahçesinin altında. Bir kokacak bu yağmur. Toprak kokusu burnuna gelecek şöyle buram buram. Allah'ım Allah'ım. Evet canlarım, yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu akşamlar. Gördüğünüz gibi yürüyerek gidiyorum. Evin içinde ne yapıyorsam yürüyerek yapıyorum. Çünkü alıştırma sürekli yürüyerek. Evin içinde şundan kurtuldum. Ancak dışarılarda yanıma alıyorum. O da korktuğum için. Hani bazen bıçak sokuluyor ayağımın altına. Şu anlık böyle, bak bu elimle de kamera tutuyorum. Şu anlık böyle. Maşallah olsun, şükürler olsun. Evet, yağmurlu şeyi çektim arka taraftan. Çok erken saatte çektim. Şu anda saat 12 geçti ve hala şu an yağmur yağıyor. Karadeniz bir hafta yağmurlu gidecek diye söylendi. Evet canlarım, burayı sildim. Acıktık, saat 12 oldu çünkü. Dedim ki ben uyuyamadığım için ancak 11'de falan uyanıyorum sabah 7'de. Ancak uyuduğum için. Ne yapayım, elimde değil. Önce şey yapacağım. Önce kahvaltıyı hazırlayacağım. Şimdi çocuk da acıktı. Şuraya koyayım şunu. Ben de acıktım. İlacımı da içemedim. Geciktim, geciktim. Evet, bunu silmiştim. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra önümü açtım. Bulaşıkları hazırladıktan sonra yapacağım. Yıkayacağım. Bundan sonra da akşam yemeğine geçerim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Peynirler şunun dibinde kalmıştı. Ben bunları güzelce elekli şeyden yıkadım, süzgeçten. Yıkadım, bunun içine koydum. Kimisi dolapta eskiden kalma peynirler bunlar. Kimisi böyle kokmuştu. Şeyin içindeydi tabii, kapağın içindeydi. Kapağını attım şimdi de. Hepsini yıkadım. Ben şimdi bunlara bir yufka açacağım. Hemen. Bakayım açacağım değil mi? Unum falan var mı? Azıcık bir şey yapacağım. Azıcık yeterli o. Ekmek de yok çünkü. Evde ekmek yok. Az şeker. Az tuz. Bu yufkayı alıp direkt yufka gibi açacağım. Hani şey böyle yapacağım. Önceden sigara böreği deniyor ya. Şimdi kalem böreği. Kalem böreği gibi. Açacağım. Evet.
Ha, aklıma ne geldi? Ha, bundan helle yapılıyordu. Helle bizde lohusa çorbası oluyor. Böyle helle yapılıyor bizde. Helle deniyor. Hasta çorbası oluyor. Bir sütlü yapılan var. Bir de suyla sarımsaklı yapılan var. Ben bunu yoğurayım geleyim. İyi. Geleyim hem de konuşuruz. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağım ve belim çok ağrıdı. Oy. Bir de üstüne de koyamayayım. Görüyor musun ayağımı? Ayağım ve belim çok ağrıdı. Bizim bu un iyisi değil bacım. Biz bu unu kendimiz almamıştık. Sağ olsun abim veriyordu. Abime de geliyor ya. O bana veriyordu. Buna para vermiyordum ben. Tabii kendi aldığın gibi olmuyor, olmaz. Hatep birinci değil, hatep birinci kullanırdı annemler önceden. Bacım dün gördünüz değil mi? Hepiniz de yorum yapmışsınız. Çoğunda kimisinde şeker şeyinde bu şekil çıkarmış. Dünkü anlattığım rahatsızlığım. Şekeri olan da. Kimisinde tansiyonda, kimisinde şeyde ama ben herhalde mide spazmı geçirdim ben. Çünkü önceden de bir kere geçirmiştim mide asit sıkışmasında. Bir keresinde böyle acilik olmuştum ben. Nefes alamıyorsun, kalbine vuruyor. Pürçek pürçek terliyorsun. Sırtına ağrılar. Arkadaş. Şeyim var tabii. Pürçek pürçek ağrı. Pürçek pürçek ter. Ağrı. Kollar ağrı. Vücudun her tarafı ağrıyor. Yalnız ben şey oldum diye çok korktum ya. Küçük küçük yapacağım. Ciddi yok yanımda. Ben kalp oldum diye vurdu. Ama bende kalp yok. Bak kaç kere ben psikolojik olarak kimisi de onu demiş. Ha psikolojik olarak da öyle oluyor. Evet panik atak durumunda öyle oluyor. Ama bunda bir içimde bir panik atağım yoktu. Gece de çok sıkıştım. Nefes alamıyordum. Çok sıkıştım. Uyuyamıyordum. Sabaha kadar döndüm, dolaştım, oturdum. Nefes alamıyordum. Hani rahat bıraksa otururum. Nefes alamıyor. Ondan sonra neyse sabahı ettik. İşte tam hazırlandım gideceğim zaman öyle vurdu işte. Bir tanesi demiş ki Esra senin bu adrenalinli kaoslu videoların beni üzüyor. Beni yoruyor. Yavrum bu Esra'nın hayatı hayatım yani benim hayatım çünkü ben ne yaşıyorsam o. Aha, geçen de rahatsız oldum hasta oldum o anda topluluğa yazı yazdım ondan da şey yapıyorlar. Merak edenim var Allah razı olsun. Sevenim de var sevmeyenim de var hepsinden Allah razı olsun. Herkese öyle olur. Her zaman şey olmaz. Seven de olur, sevmeyen de olur. Dur şöyle bir şey yapayım da.
gideceğim, hasta oldum. Tam gideceğim. Şey çok hoşuma gitti. Diyarbakır'da bir arkadaşım vardı. Önceden böyle beraber çalıştığımız bir arkadaşım vardı. O da beni izlemiş. Yok, bura diyorum. O da beni izlemiş. Dedi Esra, hemen kalbinden git ama bana, ben söylemiyorum, hani hep hastalık hastası oldum diyorlar. Söylemiyorum. Daha yeni söyledim size. Daha yeni söyledim, söylemiyorum yani. Hep oluyor öyle. Ölmedim şükür. O anda tam kamera anında, yoksa kamera anında olmasaydı, hani fiziğe gidecek zaman olmasaydı, onun gene üstünü örtecektim ben. Aklıma ne geldi biliyor musun şimdi? Eydi makarna. Abının makarnası. Eriş dediler ama biz makarna, kesme makarna diyoruz biz. Ama böyle yapıp kesip hemen pişirmek. Tereyağı ile birlikte de yağlamak. Şimdi bana diyorsunuz Esra, daha o mayalanmadı, hani kendi kendine şey olmadı diyorsunuz, haklısınız, dinlenmedi diyorsunuz ama açız, çocuk aç, şimdi yaptım diye geldi, o yüzden bekleyemiyorum. Çünkü kendini açmıyor biliyorum ama yapacak bir şey yok, açık. Acuk, acuk. Ya bu ne ya, odun gibi. İnceydi bizim şeyimiz. Benim anamdan kalma vardı, inceydi. Bu ne oldu? Yok bacım, açma işlerinde ben yokum. Bazen hepten unutayım. Açma işlerinde ben. Yemek işinde tamam da. Ama gene sonucunu bitiriyorum. Gene sonucunu yapıyorum yani. Sonunu getiriyorum. Ya bu kadarına da şükür olsun ben. Doğru düzgün evde mi kaldım? Hep çalışıyordum ben. Millet beni habire görüyor da çalışmıyor zannediyor. Ben 26 yıl çalıştım. Kaç ayda şeyde çalıştım. Konfeksiyonda İstanbul'da. Ondan sonra sanatçılığa girdim zaten. Ya gözümü de şey yaktı ya. Aa, öğlen ezanı okunayım. Çocuk acaba blörde geziyor. Ben nasıl bekledim onu? Beklesem iyi olacaktı. Ama nasıl bekledim şimdi onu ben? Yeter be. Üf. Yapışıp yapışıp durayım. Ha bu ayağımla bu kadar yaptığıma da şükür olsun. Yırtmayalım haydi seni ya. Görüşürüz. Şimdi... Şöyle böldük mü? Sıkı yoğurdum, sıkı. Bunu tam bir makarnalık yoğurdum ben. Ya biraz da gülelim, ne yapalım, ağlayacak mıyız ya? Hep hasta mı kalacağız? Fırsat bulduk mu? İyi mi? Vücudumuz iyi hissedik mi? Sağlığımız yerine geldi mi? Hemen başlayacağız, basacağız gülmeye.
gülme şeyini düğmemize basacağız. Hemen başlayacağız gülmeye. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ölsen iki günlük olayım. Niye gülmeyeceksin? Hem güleceksin, hem oynayacaksın. Hem söyleyeceksin. Hem Kur'an'ın duanı okuyacaksın. Hepsini bir yapacağız. O çocuk dayanamadı da gitti mi? Ne yaptı? Çat etti kapı. Ama Ajda dayanamadı galiba. Çocuk dedi mi? Batuhan. Ya bu iyi açılıyor. Dinlenmeden açılır mı? Aziz Allah Celle. Hala bile vücudumda bir kırgınlık var. Kırgınlık, yorgunluk. Bugün cumartesi canlarım. Cumartesi olduğu için öğleden sonra öğleden önce vardı. Ben zaten uyuyamıyorum gece. Ne yapayım? Zaten uyuyamıyorum. Süt içeyim yok gece. Yoğurt içeyim yok. Mümkün değil, uyku yok. Hap içeyim yok. Şaştım da kaldım. Bu neyin şeyi dedim vücudumun. Neyin nöbetini tutayım? Neyin dedim vücuduma. Bu neyin nöbetini tutuyor ya dedim. Nöbet tutuyor sanki gece. Vallahi birini baksam hastanede ya da nöbet tutsam. Ha o zaman uykum gelir bak. Göreyim. Hiçbir şeyi nöbet tutmaya bir şey yok. Vücut kendi kafasına göre nöbet tutuyor. Şey yapacağım tavada bunu kurutup hemen ıslayacağım, sarılacak şekilde gelecek, ıslayacağım ve şeyin içine koyacağım. Evet, bunu da koyduk. Ben devam edeyim. Ah çocuğum, acaba bunu kapatabilecek miyim? Azdır abi, bunu kapatabilecek miyim? Ayağa kalkamayayım da ne yapayım ben? Ortundan kapatmaya çalışıyorum. Yapacağım bir şey yok. Başka bir şey yok. Kız kalmadı ya. Ay çocuğum, nereye gittin sen ya? Yok. El değecek ona. Yumuşak değecek. Sert değecek. Sakat insan böyle işte. İnsanlar anlayamayacaklarım. Kimisi böyle yazıyı anlayamıyor. Ben aslında dinlenip ben en az 4-5 ay yatacak insanım. Yani ayak kırılmış. Neler çektim ben hiç. Bir gün anca ben izin alıyorum kendimden. Sizlerden. Bir gün anca. O da bazen ya hasta olayım yatayım. Ya da bir şey kaybedeyim, bir şey mi kaybedeyim? Görüyor musun? Ben ya düşünsene, yere düştüğüm an bile şimdi onu, o hatıra kaldı. Onu hiç silmiyorum. Galerimde duruyor o. Merdivenden yere düştü. Yerdeyim. Ona bakıyorum galerimde. Bakıyorum o anki videoya. Böyle beynim yerinden gidiyor. O anı hatırlıyorum. Nasıl ayağımı böyle döndürdüm elimle. Korktum da döndürdüm. O anı hatırlıyorum. Allah verme kimsenin başlarına, verme ya Rabbi. Neyse geldim ben. Evet canlarım. Niye yarım yanı? Islanmış. Islanmış yarım yanı. Tamam aslında.
Böyle böyle bunu da vurutacağım işte. Bundan sonra da bir poşet alayım. Lavaş gibi oldu da olsun. Olsun. O şimdi ıslanacağım yaşayacak. Paketlerde böyle marketlerde paketlerde aynen bu kalınlıkta gördüm. Buradan fabrikasından alıyorsun. Annemlerin orada, benim eski durduğum orada. Orada ince ince kaç kişi çalışıyor? Orada hep ince ince böyle. Kaç da kişi çalışıyor orada? Şimdi ben aslında bunun için bir fıs olmalı. Oy ayağım. Çok fazla pişmeyecek. Çünkü zaten yarın da pişecek. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu koyalım. Şimdi şu, bak, pişirdik. Şuraya baka bak. Canlar, siz biliyorsunuz da bilenler vardır, çoluk çocuk gençler. Bunlara. Bu şimdi. Şey gibi oldu mesela. Şimdi bu şekilde bunu. Aslında bunu yıkayıp asıyla böyle. Ben şimdi bu şekilde bunun içine koyuyorum. Ve inceldi. Şimdi bunu poşetin içine koyacağım. Şöyle. Böyle yapıp yapıp koyacağım. Midede ülser değil de bir adı bir şey. Gastrit de değil. Hani siz bundan bahsettiniz. Görüyor musun? Sökülmüş ha buran. Yeni fark ettim. Olsun, evdeyim ya. Ondan sonra şey. Self mi? Yok. Mide bir rahatsızlığı var. Oraya yazılmıştı. Reflü. Bende reflü olabilir. Esra teşhisi koydum. Bende hani kızarmayacaksın sen. Kızarttık mı? Evet, şunu da buraya koyalım. Burada yüz yumuşak oldu. İşte sıkıştırıyor bazen. Kürçek böyle şeyler, kalp krizi gibi. Allah vermesin. Ben kriz geçireyim zannettim. Bir de çayı, evet. Çok haklısın tabii çay konusunda. Çayı çok içiyorum. Çayı içmeyeyim. Bir başladığım zamanda devamı geliyor. Ya senin Esra ne işine iki demlik çay? Çayı çok içiyorum ben. Yani normalde mesela dün hiç çay içmedim. Evdeyken öyle arada içiyor. Arada ama çay çarpıntı çok yapıyor gerçekten. Ay. Peçetem de kalmamış da. Nasıl şişiyor bak. Ana. Güzelsize nasıl şişti kız. Kız nasıl şişti ya bu. Böyle bir şekilde buraya hemen sar. Aslında bundan normal tava böreği de yapabilirim. Dur bakayım. Sacım var, sacım.
Elektrikli sacımı. Sacım var da. Gönderim. Ha bunu biraz açayım. Biraz fazla kuruttum. Isladım bunu. Ne kadar yumuşak oldu. Ne güzel oldu. Enem yavrum. Enem yavrum. Sen ne güzel oldun. Çok harika şişiyor. Görseniz şey gibi şişiyor böyle. Hani bazlama gibi. Evet, belki de tava böyle yaparım, dur. O peyniri koyacağım nasıl olsa. Tek tek saracağım havaya ayakla birlikte. Hepsini bir koy. Nasıl olsa kızarttı. Oy. Ben bunları da yapayım. Şimdi oraya da çayımı koyayım ben. Nasıl şişiyor. Nerede burada? Şey mi yapayım bunu? Evet. Şimdi diğer tavayı getireyim. Bunu da mı yapayım acaba? Ama bunda böyle kaldırırken bu içindekiler dökülür bu. Öbür tavayı getireyim ben. Ay iyi. Ayan. Evet. Şimdi canlarım. Maydanozum yok benim. Şimdi bunu ıslamıştım ya. Ben bunu şey için ıslamıştım biliyorsunuz. Mesela onu da göstermek isterim. Geçen bir videomda göstermiştim. Aynen böyle yapıp. Şey yaptığımı, sardığımı. Maydanozum yok. Bunu böyle koyacağım. İşte anında yufka açıp hemen yapıyorum ben. İstersen bu şekilde hemen kıymalı yap. Sucuklu salamlı yap. Peynirli yap. Yap. Yapmanın şeyi yok. Sınırı yok. Gene bunu ıslayalım. Şimdi buna biraz ıslaklık lazım olduğu için. Üstüne
şey yapacağım dur. Saracağım. Bir de ondan sarmak istiyorum. Hani burada neden yaptığım yufkadan göstermek var. Harika anlık yufka oldu. Şimdi küçük küçük. Yanlarını kapatalım istersek. Şöyle şöyle. Anlık yufka. Hocam çok ağırdı. Yapmak çok istiyorum ama sağlık el versin. Şimdi yazıktır, çocuğun içinden ne zamandan beri hiç doğru düzgün bir şey geçmedi. O da akrabalarına gidip de yemiyor da. Hani mesela abisi falan onu çok çağırıyor. Yengesi falan gitmiyor. Ablasının evine de gitmiyor. Bu bir tanesi ziyan olmasın diye şuradan aldığım bir büyük olacak. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Anam anam. Börek. Oldu mu sana bir börek? Şu yağı söylemişler de bacım, o yağı ben almadım. O yağı bizim diyet yaptığı zaman Bahar aldı onu. Sonra da kullanmadı. Sonra da ben kullanıyorum. Ben kendim zeytinyağı alamıyorum. Yani zeytin, her şeyi bulduk da olur mu kaldısına. Söylemişler hani. Bir de zeytinyağı da. Param yok, bir zeytinyağı da kullanayım. Ya hikayesini biliyor musun? Yani her şeyin bir hikayesi vardır, biliyor musun? Ay. Yumuşak olsun. Evet, çayımız oldu. Ay, bismillah. Şimdi canlarım. Şimdi diyen olacak. İşte işi bilmedikleri için diyorlar. Bunlara da saygı duyuyorum da. Niye onu yaptın da şimdi bunu niye yapıyorsun?
Biz buradaysa eğer göstermek amaçlı da öğretici olarak da yapmalıyız. Çünkü bizi bir tek hani o sen mesela beni izleyen sen bir tek sen izlemiyorsun ki canım benim. Bizi çocuk şeyler de izliyor gençler. Abi Ceylan çarptırıyor. Ben korktum bundan. Az önce tam elimden ayağımdan girdi Ceylan. Avru ıslanıyor oraya çıkarıyorum ya işte hiç iyi değil. İşte onlara yaptığım bir şeyi öğretici olarak göstermek gerekiyor canlarım. O yüzden buraya ne yaptım? Şu şeyden bu iri oldu, bu iri olur çünkü dedim bunun yarısını almıştım. Bu da şeylerden şu şekil, şu şekil. Ha bu şekil, bu şekil. Yani hemen pratik bir şekilde hiçbir şey içine koymadım. Sadece tuz ve su. Çok az da şeker. Hiçbir şey koymadım içine ve hemen gördüğünüz üzere karşınızda açtım ve hemen yaptım. Islayarak bak öbürünü mesela kızartmayı bunu yapacaksın ya bunu ıslamadan da yapabilirsin. Şey kat kat koyabilirsin ıslamadan koyacağım onu. Gurut kuru olacak o. Onu kızartırken yıkıyorsun. Suda yıkıyorsun. Kızartırken ıslıyorsun. Ama bunu ıslayarak koyuyorsun. Şeye ıslayarak koy. Dolap poşetlerine koy. Buzluğa koy. Yerin varsa buzluğa koy mesela. Al al oradan al. Ya da sar sar koy. Seveceğim bunu sarar sarar koyardım. Şimdi hal olsun az ayağım benim çok kötü oldu. Az oturayım. Tava böreğim. Bu da sarma böreğim. Tam ısınmadı ama yani tam kaynamadı ama benim ayağım daha dayanmıyor koydum. Ama gene de bak kaynıyor. Yani kaynadı süt. Hani forş etmedi ya ondan diyor. Yoksa kaynadı. Bunları da yıkadım. Bizim şeyimiz bu. Kahvaltımız böyle. Bakın kahvaltı derken saat biri geçti çok da. Hem öğlen yemeği hem kahvaltı. Ne yapayım? İnsan sağlığı yerinde değilse insan şey oluyor tabii ki her şeyden biraz daha geri adımda yaşıyor. Uyku sorunum var. Sabahlara kadar ayaklarım sızdı. Yanma yapıyor ayağım, yaralarım, dikiş yerlerim acıyor. Sürekli yani düşünsene havada tutuyorum ayağımın altına şey koyuyorum yastık koyuyorum hep yastıksız yatamıyorum zaten yastık koyuyorum düz yastığa da bastıramıyorum. Ben şeyimin ha burası yastıkta kalıyor bu bacak boşlukta kalıyor ayak. Çünkü değmeyecek hiçbir yere değdiği an ne yorgan ne şey battaniye hiçbir şey değdiremiyorum. Yere de koyamıyorum. Değdiği an yanlarına yanları çok acıyor. Altı o kadar değil yanlara. Mesela ayağımı her bile şu ayak ya her bile bir şeye bastırarak uyusam daha rahat olur. Ama yanlar çok rahat. Bu da değişik bir şey yani ya, sadece yanları acıması. Yani o platin yerleri acıyor. Ameliyat yeri acıyor.
Evet, böyle bir sürüş. Burası. Bunu ayıracağım şimdi. Kapı domatesi çok yemiyor. Umurlarına domates çok koymuyorum. Onu bunun içine yıkayıp koymuştum ama yine de şey damlıyor. Biraz daha iyi. Başka kutudan almıştım. Şeyin içine koymuştum. Bu şekilde yıkayıp. Kendime sahip çıkamayayım ki. Yukarı kendimi kaldıramayız ayağımda. Hemen her şeyi düşürmeye meyilliyim. Evet. Ot sulanınca, ıslanınca kalın malın olmuyor. Gördünüz mü? Şimdi bunu bunun içine doğrayamayacağız ama yine bunun üstünde doğrayacağız. Ağzını kapattığım halde kıyır kıyır. Harika bir parça oldu. Parça oldu. Tatını da ne güzel yapmışım kız. Vallahi su böreği gibi olur. Bunun hepsini yemeyeceğiz tabii ki. Ben gene göstermek amaçlı. Şuna da şunu koyayım. Şey amaçlı yani. Böyle canlarım video çekiyoruz gösterme. Amaçlı öyle ya, emek verdim. İşte bu benim bir saatimi almıştır. Şimdi şöyle görüntüyü güzelleştirelim. Vallahi yemin ederim ki şey gibi olmuş. Aynen tadı şey böreği, su böreği gibi olmuş tadı. Evet, harika bir şey. Ben dediğim gibi bunun
Bir dilimini ben alacağım. Bunun gerisini, Batu da gerisini yemez zaten. Batu da iki dilimini yer. Evet canlarım, ben bu videoyu burada kapatayım. Yani uzun olmuştur, olmuş olabilir ama hem eğlendik, hem yaptık, hem uzun süredir hamur işiyle uğraşmıyordum biliyorsunuz. Ben de hasretliğime giderdim. Sizler de benden görmemiştiniz uzun süredir. Şu ayağım böyle olduktan sonra hamur işi görmemiştiniz. Batu çay içmez de ben çayımı koyayım. Batu meyve suyu varsa meyve suyuyla içer, yer. Çayı pek sevmiyor. Şey varsa mesela suyla içer. Suyla yapar kahvaltıyı. Kimisi diyor ki bak ne kadar uğraştın kilo vermedin diyor. Verdim verdim canım ben verdim. Ben kendimi bilmez miyim? Verdim. Ha, mesela o eski kilomda olsaydım şu an bu kadar ayakta durmam mümkün değildi. Belim keserdi beni. Belimin ağrısı keserdi beni. Tabii ki kaliteli yaşam için kilo vermek gerekiyor. Yani kaliteli yaşam demek ne demek? Sağlıklı yaşam için. Çok da pek sağlıklı sayılmam ama en azından yapmaya çalışıyorum. Kamera açısı şey gösteriyorum. Giydiğin elbiseye de göre. Dün akşam mesela çiçekli, kendi yapısı zayıf kişiler ancak giyebilir onu. Tabii ki onu o kıyafeti giyecek kadar zayıf bir insan değilim. Ama en azından 6-7 kilo verdim. Ben biliyorum. Kendime aynada bakıyorum, giyinip bakıyorum, çıkarıp bakıyorum. Yani her şekilde bakıyorum. Nasıl olduğumu görebiliyorum. Önceden de nasıl olduğumu biliyordum. Neyse. Tabii kamera açısı öyle gösteriyor. 6 kilo koyuyor üstüne kamera. Bir mesela kameranın değişik yönleri var. Ben onu takip edemem ki. Neyse canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bunları yiyeyim. Şu anda 1,5'tur saat. Buradaki saat hala düzelmedi. 1,5'tur. Bunu yedik de bunları kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz dinlendikten sonra tabii buradan buzu alıp götüreceğim artık. Ayağıma buz koyacağım. Buz koymazsam ölürüm sancıdan. Çok iki ayakta ağrıdı. Bir daha gelip buralara toparlayacağım. Akşam yemeğine bir şey yapmak istiyor muyum ona bakacağım. Eğer akşam yemeğine ihtiyaç olursa yapacağım bir şey. Gene onu sizinle paylaşacağım. Onu da gece paylaşacağım. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.